Ben Kur'an ilimlerinin her şeyden daha önde olduğunu düşündüğüm için buraya geldim. Hafta sonları izinlere bile gittiklerinde anne ben eve kursa gitmek istiyorum diyorlarmış. 571'de bir güneş doğdu. Kıymetinizi bilin. Her şeyiz hazır. Elhamdülillah. Hafız olmak için bir hiç mazeret yok. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Biz Hilaliye'yi evimiz gibi görüyoruz. Ya Rabbi benim canımı Hilaliye'nin merdivenlerinde al diyorum. Allah tamam. Allah. Kur'an okurken, Hilaliye çıkarken, Kur'an yolunda. İşte şimdi bu güzel hizmetlerin içinde uzun senelerdir yer alan Manisa'nın güzel ilçesi Akhisar'da Hilaliye Kur'an kursundayız. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Siz nasılsınız? Kur'an'a hizmet için yaşar Şahin Hoca. Memleketi Erzurum'dan İstanbul'a 1950'li yıllarda Kur'an ilimlerini öğretmek için gider. İstanbul'dan Manisa Akhisar'a da yine Kur'an'ı öğretmek için gelir. 1962 yılında Akhisar'da kurduğu Hilaliye Kur'an kursunda hizmete başlar. Vefat ettiği 2007 yılı Mayıs ayına kadar da fiilen içinde yer alır. Bu sürede 3000'e yakın hafız ve binlerce Kur'an talebesi yetişir. Hizmetleri Akhisar'la sınırlı kalmaz. Ülkemizin ve dünyanın birçok yerine ulaşır. Hafızların hocası Hakk'a yürüdüğünde, ondan geriye sadece binlerce Kur'an talebesi ve Kur'an okulları kalır. Rabbimiz Kur'an'ı ona ve cümlemize kabirlerimizde şefaatçi eylesin inşallah. Şahin Hoca bu dünyadan göçer ama Hilaliye'de hizmet kervanı durmaz. Büyüyerek ve gelişerek yoluna devam eder. Buraya gelen öğrencilerimizi biz Allah'ın misafirleri olarak görüyoruz. Ashab-ı Suffa'da sahabe-i kiram Efendimiz nasıl karşılanmışsa, orada nasıl bir ilgi alaka görmüşse Resulullah Efendimiz'den, orumuzla bakıyoruz. Kesinlikle orumuzla bakıyoruz. Hilaliye Kur'an kurslarında yaz Kur'an kursu, bir yıllık Kur'an eğitimi, hafızlık eğitimi ve hafızlık sonrası eğitimi veriliyor. Kursa gelen öğrenciler isteyerek ve severek gelindiğinde Kur'an öğrenmenin çok kolay olduğunu ve okuyanlara huzur verdiğini söylüyorlar. Öncelikle Allah'ın rızasını kazanmak için, vatanı millete hayırlı olabilmek için hafızı seçtim. Eğer sen Kur'an öğrenmeyi istersen, Kur'an herkese kolay gelir. Ama sen buraya zorla gelmişsen veya Kur'an'ı açmayı hiç istememişsen her zaman zordur. Bence kesinlikle Kur'an öğrenmek zor değil. Kur'an
İstemek lazım, sevmek lazım. Kur'an'ı seversek, sıkı sarılırsak Kur'an da bize mutlaka yardımcı olur. Hilaliye'de sadece erkek değil, kız talebeler de hafızlık ve Kur'an eğitimi alıyorlar. Onlar da erkek öğrenciler kadar gayretli ve istekli. 571 de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'dir. Süt annesi Halime. Korkmuştum açıkçası. İlk başta arkadaşlarımız da çekinmişti. Nasıl olur, yapabilir miyiz, eğitebilir miyiz, bu çocukları sevdirebilir miyiz burasını diye. Şu anda hani hafta sonları izinlere bile gittiklerinde anne ben eve kursa gitmek istiyorum. Hani evden sıkıldım, kursa gitmek istiyorum. Orada da çok daha eğlenceli geçiyor vakit diyorlarmış. Ben şaşırıyorum hakikaten. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Öncelikle mahreçleri öğretmeye başladık. İşte Elifa'dan başladık. Ve bunları oyun, eğlence içerisinde öğretmeye çalıştık. Zaman zaman faaliyetlerle, işte tecvid faaliyetlerini, harfleri faaliyetlerle, bazen ilahilerle, müziklerle eşliğinde öğretmeye çalıştık. Ve çok güzel gelişmeler kaydettik. Üç kere fatha, üç kere pıt pıt, kolları meshet. Üç kere fatha, üç kere pıt pıt. 2012 hafızlık yarışmasında Türkiye ikincisi oldum. Şimdi burada ne iş yapıyorsunuz? Şu an küçüklerimizin başında öğretmenlik yapıyoruz. Ne güzel. Yani buradan mezun oldunuz. Evet. Buradan şimdi geldiniz hocalık yapıyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Allah muvaffak olsun. El-gari'i mel-gari'i ve ma edra. Mevcut 239 tane öğrencimiz var. Bunların 63 tanesi hafızlığa çalışıyor. 61 tanesi de bu gördüğünüz küçük öğrencilerimizdi. Yani bunlar 4. sınıfı bitirenler. Diğer geri kalanlar da lise mezunu olanları da var. 8'i bitirenlerimiz var. Onlar da normal yüzünü öğrencilerimiz. Hilaliye'de mevcut 239 kız öğrenci hocalarından Kur'an aşkını, eğitimini bir anne sıcaklığıyla alıyorlar. Biz onları öncelikle yatılı olmaları hasebiyle de bir anne sevgisi ve şefkatiyle kucaklama gayesindeyiz, amacındayız. Umarım bunu da onlara yansıtabiliyoruzdur. Öğretirken de onları her zaman incitmeden, kırmadan, eksik ve hataları olsa bile bunları da onlara hissettirerek doğruları da en güzel şekilde öğretme gayretiyle yaklaşımda bulunuyoruz. Hafızlık ilk başta Allah'ın rızası tabii ki de. Ondan sonra insana daha iyi etkili bir şeyler olmak istiyorum. Hani Kur'an'ı anlatmak insanlara, dinimizi anlatmak, Allah'ı anlatmak. Kur'an okurken hani böyle insanın içine bir huzur geliyor. Mesela böyle insan çok hani rahatlıyor Kur'an okurken. Çok rahat hissediyor kendini. Huzurlu ve mutlu hissediyorum Kur'an okurken kendimi. Kur'an okumayınca yani bir boşluk hissediyorum kendimde, değişiklik hissediyorum. Hâzâ sırâtın müstakîm. Müzik.
Remzi Hoca, Hilaliye'de yüzlerce hafızın yetişmesinde emeği geçen Kur'an sevdalılarından biri. Kıymetli Remzi Hocam, siz yarım asırdır, üç nesildir Kur'an hizmetinde bir hocamızsınız. Pek çok hafız yetiştirmişsiniz. Elhamdülillah. Onların hafızlığının kemale efendim ermesinde katkılar bulunmuşsunuz, dersler evet. vermişsiniz. Uzun süre zamandır bu çalışmanın içindesiniz. Hamdolsun. Ne güzel. Kur'an'a hizmette geçen bir ömür. Bu işin hakkı nasıl verilir? Bize ne söylersiniz? İyi bir Kur'an talebesinin özellikleri, vasıfları evet. ne olmalıdır? Şimdi iyi bir Kur'an talebesi olabilmek için benim kendi kanaatimce evet hocam. Evvela temiz ahlaka sahip olmalı. Terbiyeli, itaatkar, hocasına bağlı, annesine babasına bağlı, kursa bağlı, samimi, ihlaslı, Kur'an-ı Kerim'i samimiyetle okuyacağına, özellikle hafız olacağına olacağı inancıyla Kur'an-ı Kerim'e çalışmalı, evet. bağlanmalı ve bu sayede devam etmeli ki bizim nazarımızda en iyi talebe budur. Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Bu hamurla, bu mayayla yoğrulmuş bir insan olarak soruyorum size. Yani biz Kur'an'ı halka mal edebildik mi? İnsanlarımıza sevdirebildik mi hocam? Şimdi ben talim hocası olarak şuradan girelim işe. Buyurun. Burada bir yere gittiğim zaman köylü veya şehirli veya o mahallenin halkı ayağa kalkıyor. Remzi Hoca geliyor. Çok güzel. Tabii ki buradaki hürmeten gaye, ne güzel. Saygı Remzi Hoca'ya elbette değil. Niye Remzi Hoca? Hilaliye'nin talim hocası olduğum için. Hilaliye'de talim okutuyor, hafız okutuyor, hafız yetiştiriyor diye halkın bize saygısı bu derece üstün olduğuna göre demek ki halk seviyor, Hilaliye'yi seviyor. Zaten Hilaliye'nin adı anıldığı zaman herkes ayağa kalkar. İnanın ki benim Hilaliye'de olduğum için de o kadar saygı, hürmet görürüm ki aşırı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Bir kere bir araya gelmiştik. Onu dedim, çocuklar benim sizden istediğim bir şey var. Siz de amin deyin. Güzel. Nedir o? Rabbıma dua ediyorum. Hocamın istediği de bu. Rabbıma şöyle diyorum namazlarımda veya her zaman. Ya Rabbi benim canımı Hilaliye'nin merdivenlerinde al diyorum. Allah Rabbim. Allah. Kur'an okurken, Hilaliye çıkarken, Kur'an yolunda, Kur'an uğrunda ben istediğim bu. Benim peygamberim öyle güzel ki nuru aydınlatır bütün alemi, onun sevdasına öter bülbüller, ona aşık olmuş kırmızı güller. Hilaliye Uygulama Camii'nde Kur'an kursu talebeleri öğrendikleri bilgileri pratiğe dönüştürme imkanı buluyorlar. İzâ semâ'un fedarat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Kur'an öğrenmek kolay değil mi? Zor değil yani. Evet. Çünkü benim zaman çocukluğumda bizi çok korkuttular da öğrenilmez. Ondan sonra işte belirleyen şey olur. İstersen her şey olur. Elhamdülillah. Olmaz mı ya? Tabii ya. Talebeler çok zaman der ki evladım yemeğiniz yerinde elhamdülillah yemek her şey var. Bizde hiçbiri yoktu. Biz kuru ekmekle balık iştahı hafızlı yaptık. Kıymetinizi bilin. Her şeyiniz hazır. Elhamdülillah. Hafız olmak için hiç mazeret yok. Onun için elhamdülillah böylece evet, geldi geçti işte. Allah razı olsun. Kur'an kursu talebeleri hafızlık çalışmaları yanı sıra sosyal faaliyetleri gerçekleştirme imkanı da buluyorlar. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin. Allahümme ec'al ni'metena naime. Amin. Ve dinena kaime. Amin. Ve evladena alime. Amin. Ve la tusallib aleyna zalime. آمين. اللهم ارحم صاحب هذا الطعام والآكلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Kur'an kursu öğrencileri içerisinde önemli okulları kazandıkları halde önceliği hafızlık eğitimine verenler var. Ahmet Sait, duydum ki sen fen lisesini kazanmışsın fakat kaydını dondurmuşsun, hafızlığa başlamışsın. Niye böyle bir şey tercih ettin? Çok merak ettim doğrusu. Ben Kur'an ilimlerinin her şeyden daha önde olduğunu düşündüğüm için buraya geldim. Herkesin de bunu yapmasını isterim. Fen lisesidir, başka bir lisedir fark etmez. Herkes buraya gelsin. Yani bu ilim her şeyden önemli bence. Türkiye'de örneğine az rastlanan efendim çok güzel bir manzarayla karşı karşıyayız. Aynı müesseseden Kur'an hizmetinin yapıldığı çok güzel bir kursumuzdan, Hilaliye Kur'an kursumuzdan baba, oğulları ve torunlar istifade etmişler. O yüzden bunu biraz konuşmak lazım diye şahsen düşünüyorum. Bu anlatılması zor bir duygu aslında. Babamızın okuduğu yerde eğitim almak, daha sonra eğitim aldığımız yere eğitim verebilmek için dönmek. Yani çok güzel, mutluluk verici bir şey. Biz Hilaliye'yi evimiz gibi görüyoruz. Bizim kendi ocağımız, kendi evimiz. Hilaliye'nin bizim gönlümüzde çok farklı bir yeri var. Yani bu kelimelere dökmek zor bir şey gerçekten. Hilaliye bir aşk, Hilaliye bir sevgi, Hilaliye bir fedakarlık. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ذكرنا واشكرنا Hilaliye Kur'an kursu kapılarını sadece yurt içinden gelenlere değil, yurt dışından gelenlere de açıyor.
Evet, Hilaliye Kur'an kursumuzda Türkiye'nin dört bir tarafından gelen öğrencilerimiz var. Yurt dışından gelen öğrencilerimiz var. Bunlardan biri de sensin. Çin hangi bölgeydi? Urumqi. Urumqi bölgesinden geldin. Burada Kur'an eğitimi alıyorsun, hafızlık eğitimi alıyorsun. Evet. Bir defa seni tebrik ediyorum, çok güzel. Oradan buralara efendim aileni bıraktın değil mi? Akrabalarını, evet, yakınlarını bıraktın, geldin. Kur'an için geldin. Kur'an hatırına geldin. İsmin neydi? Mücahit İslam. Mücahit İslam, evet, maşallah. Urumqi bölgesinden, Çin'den geldin. Sizin oralarda Kur'an okuyan az mı? Bilen az mı, çok mu? Az. Az değil mi? Evet. İnşallah sen onları çoğaltacaksın İnşallah. Orada. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir hadisini düstur edinen Hilaliye Kur'an kursu öğretmenleri bu çalışmalarını fedakarca sürdürüyorlar. Hilaliye Kur'an kurslarımız 1965 yılından bu yana Sayın Hocam hem Aksaray'ımızda hem Türkiye genelinde hizmet vermekte. Evet. Mihraplarımıza binlerce hafız yetiştirmiş çok önemli bir Kur'an kursu bulunuyor şu anda. Hem erkek hem kız yönünden çok öğrenci olan, şu anda 650 civarında öğrenci bulunan bir kurumdan bahsediyoruz. Türkiye için çok önemli, mihraplarımıza çok önemli hafızlar yetiştiren, imamlar yetiştiren, vaizler yetiştiren, müftüler yetiştiren bir kurumdayız. Ve halkımız buraya benimsemiş durumda, şükürler olsun, maddi ve manevi katkılarını hiçbir zaman esirgemiyorlar. Ve Türkiye'nin çok çeşitli vilayetlerinden, 40'ın üzerinde vilayetten öğrencimiz var. Evet. Diyarbakır'dan, Mardin'den saymaya kalksak hemen birden sayamayız. O hatta yurt dışından bile. Yurt dışından öğrencimiz var. Hollanda'dan gelen öğrencilerimiz oldu. Kırgızistan'dan öğrencimiz vardı. Öncelikle buraya kuranlar kim kurmuşsa Allah razı olsun. Buradaki arkadaşlarımız, hoca arkadaşlarımızdan bahsetmek istiyorum. Gönüllü arkadaşlarımızdan bahsetmek istiyorum. Sizler de görüyorsunuz. Evet. Saat mefhumu yok burada. Burada bir fedakarlık var, alın teri var, göz nuru var, bir emek var. Resulullah Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim düsturunu, bu mübarek Efendimizin bu sünnet-i seniyyesini öncelikle öğrencilerimize hayatlarında düstur edinmeleri için bir çaba sarf ediyoruz. Yani onun ahlakı Kur'an'dı, evet, çizgisini, kesinlikle, anlayışını nakşetmek. Yani hafız, her gelen hafız olamayabilir, doğru, ama her eğitim alan öğrenci güzel ahlaklı bir Müslüman olarak, bir fert olarak, bir vatansever olarak geri ailesine döndüğü zaman bu bizim için en mutluluk verici bir olay. Mevlam ver aşkını bize, hafızın olayım senin. Akhisar'ın sinesinde nurdan bir kandil gibi parlayan Hilaliye Kur'an kursunu, Kur'an'a adanmış hocaları, talebeleri arkamızda bırakarak onca yaşanmışlıkla beraber günümüzü Anadolu'nun başka Kur'an'a hizmet öykülerine çeviriyoruz. Allah Allah, hayranın olayım senin.